Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bu videoda 3 ilginç sorunun cevabını veriyoruz. Suda çok kaldığımızda ellerimiz neden buruşur? Öksürük şurubu öksürüğü nasıl geçirir? Ve arılar niçin bal yapar? İlk sorumuzla başlayalım. Banyoda veya denizde çok kaldığımızda ellerimiz neden buruşur? Vücudumuzun tamamı gözle görülen veya görülmeyen kıl ve tüylerle kaplıdır. Bunların dibinde sebum adı verilen yağ bezeleri bulunur. Sebumların çıkardığı yağ derimizin üzerinde bir tabaka oluşturur. Bu sayede suyun vücudumuza girmesi engellenir. Ancak en çok kullanılan yerler olduğu için ayak tabanında ve parmak uçlarımızda tüy yoktur. Ayrıca buradaki deri vücudun diğer yerlerine göre daha kalındır. Tüy olmayınca sebum, sebum olmayınca da yağ tabakası olmaz. Bu yüzden de suda çok kaldığımızda parmak uçlarındaki ve ayak tabanındaki derinin altına su girer. Ancak deri kalın olduğu için daha fazla ilerleyemez. İçine giren suyun etkisiyle bir süre sonra deri büzüşür. Neyse ki sudan çıktıktan sonra kuruyunca, yani içine giren su buharlaşınca deri yine eski haline döner. Sıradaki soruya geldik. Öksürük şurubu öksürüğü nasıl geçirir? Öksürük aslında bir hastalık değil, nefes yollarını ve akciğerleri korumak için vücudun gösterdiği bir savunma mekanizmasıdır. Öksürüğün asıl görevi solunum yollarını yabancı maddelerden temizlemektir. Bakteri ve virüslerden ötürü solunum sisteminde sorun olduğunda vücut bu maddeleri atmak için salgıları ve öksürüğü arttırır. Öksürüğü tetikleyen yabancı maddeler olsa da öksürüğün asıl kontrol edildiği yer beynimizdir. Beyinde bir öksürük merkezi vardır ve burası uyarıldığında öksürük gerçekleşir. Dolayısıyla öksürüğün olmaması için bu merkezi uyaran sinirlerin yatıştırılması gerekir. İşte öksürük şurubunun yaptığı da budur. Öksürük şuruplarında uyuşturucu özelliği olan maddeler kullanılır. Bunların en yaygını kodein ve alkoldür. Kodein bağımlılık yapma özelliği olan bir maddedir. Bu nedenle göğüs hastalıkları uzmanları genelde öksürük şurubunu tavsiye etmez. Özellikle de çocuklarda kullanılmasını sakıncalı bulurlar. Ve son sorudayız. Arılar neden bal yapar? Bu sorunun cevabı tabii ki insanlar yesin diye değil. Bal arıları kışı koloni halinde geçirirler. Üşümemek için salkım şeklinde bir küme oluştururlar. Koca kışı aç geçiremeyecekleri için de yaz boyunca çalışıp besinlerini, yani bizim bal dediğimiz maddeyi yaparlar. Bir arı kümesinin kışlık bal ihtiyacı 10-13 kilo kadardır. Arıcılar bu balı aldıktan sonra yerine şekerli sudan yapılan şurup koyarlar. Bu nedenle de arılar ballarının alınmasından şikayetçi olmaz. Çünkü kışı bu şurubu tüketerek geçirirler. Arıların bal yapmasıysa akıl almaz bir süreçtir. Bal arısının iki tane midesi vardır. Bir normal, diğeri de çiçeklerden topladığı nektarı depoladığı midedir. Arı günde 155-500 arası çiçek dolaşarak 70 mg çiçek nektarı toplar. Nektar arının salgıladığı bir enzimle birleşince kimyasal bir tepkime oluşur. Arı kovana geldiğinde midesindeki balı çıkarıp işçi arıya verir. İşçi arılar balı 30-40 dakika boyunca çiğnerler. Sonra da bal mumundan yaptıkları peteklere dağıtırlar. Bu videoyu arıların önünde saygıyla eğilerek bitiriyorum arkadaşlar. Video önerisi ise tam şurada. Melih ve Tamer böcek yeme cezalı araba yarışı oynadı. İzlemediyseniz lütfen tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.